Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, dün gelen seçim iptal kararı ardından bugün ilk piyasaların sıcak gününü geride bırakmak üzereyiz. Dün haberin gelmesiyle birlikte 6.15'ler seviyesine doğru uluslararası piyasalarda dolar TL'de bir atak yaşandı. Ardından 6.07-0.08'ler civarında bir dengelenme oluştu. Sonrasında ise bugün yaşadığımız gün itibariyle seçim sonuçları ardından ilk günümüz olması itibariyle son derece büyük önem taşıyordu ve 6.19-89 seviyelerine kadar yükselen bir dolar-TL kuruna tanık olduk. Genel anlamda 6.20 seviyesindeki direnç bölgesinin etkisiyle bir geri çekilme yaşandı ve 6.15'ler civarında bir dengelenme süreci veya kapanışa doğru, günün kapanışına doğru gidiyoruz diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, seçimlerle ilgili olarak, seçim iptali hususuyla ilgili olarak çok fazla bir yorum yapma eğer gerek olmadığı kanaatindeyim. Zira bu hususta dün zaten ayrıntılı bir şekilde iptal kararının ne anlama gelebileceğini, önümüzde nasıl bir süreç olabileceğini ve bunun önemli bir ekonomik belirsizlik yaratması, özellikle yabancı yatırımcıların seçimlerin hemen ardından verilen sözler gereğince 3-3,5 yıl yeni seçim yapılmayacak şeklindeki bir takım sözlerin verilmiş olmasına rağmen yeniden bir seçim belirsizliğinin gündemde olmasından rahatsızlık duyabileceği aşikar. Zira bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da MÜSİAD toplantısında özellikle seçim sonuçlarını değerlendirirken çok net bir şekilde şu ifadeyi kullandı. Bu bazı iş adamlarının seçim sonuçları veya bu iptal kararından rahatsızlık duyduklarına dair yapmış oldukları açıklamalarının tamamıyla ve tamamıyla ekonomiye yönelik bir sabotaj niteliğinde olduğunu ve bu konuda bu tarz yorumlar yapılmasının doğru olmadığını çok net ve keskin bir ifadeyle sabote etmeyiniz şeklinde yorumladı. Biz de sabotaj anlamına gelebilecek, sabote etmek anlamına gelecek yorumlardan kaçınalım ve teknik durum ne diyor bunu izah etmeye çalışalım şeklinde devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar, dünya piyasalarına şöyle bir bakacak olur isek, dünya piyasaları açısından tablo Amerika-Çin mevzusuyla ilgili olarak Cuma gününe kadar verilen bir süre ve vergilerin %25'e çıkarılacağı hususundaki Trump'ın atmış olduğu bir tweet sonrasında dünya önemli bir çalkantı yaşıyor. Dün Çin endeksleri yaklaşık %5-6'lar civarında bir değer kaybına maruz kalmıştı. Bugün hafif bir toparlanma gösteriyor olsa bile şu an itibariyle bütün dünya endekslerinin olumsuz durumda olduğunu görüyoruz. ABD endeksleri %2,5'lar civarında olumsuz bir seyirde ve tabii ki dünyadaki bu çalkantı gereği de güvenli liman algısı olarak Japon yeninde bir değer kazanımını görmekteyiz. Altında bir kıpırdanma var. Tekrar 1290 dolar seviyelerini zorlama eğilimini gösteriyor. Ve küresel piyasalarda dolar TL'nin hafif bir değer kazanımı içerisinde olduğunu da söylemek mümkün olacak. Gelelim arkadaşlar iç piyasalardaki tablonun dolar TL açısından tablonun ne olduğu konusuna. Sevgili arkadaşlar 6.20 seviyesinin 6.20-6.23 bölgesinin önemli ve kritik bir nokta olduğunu sürekli olarak vurguluyorum. Zira dün de yapmış olduğum açıklamalarımda gelen haberin ardından, bu seçim iptal kararı ardından anında doların 6,5'lara, 7'lere, 8'lere doğru yüksek bir potansiyelle fırlama ihtimalinin zayıf olduğunu, bu noktada son derece dikkatli olunması gerektiğini, esas olan alırken kazanmaktır mantığını ön planda tutmak gerektiğini, aceleci olmamak, anlık ve panik karar vermemek gerektiğini ifade etmiştim. Nitekim bugün seçim sonuçlarının ilk günü itibariyle 6.20 seviyesine kadar ulaşılan bir atak söz konusu oldu. Ortalama %4'ler civarında bir yani 6 seviyesini baz aldığımız zaman %3'ler civarında bir yükseliş eğilimi söz konusu olduktan sonra şu an için 6.15'ler civarında hareketin devam etmekte olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar 6.20-6.23 bölgesinin önemli bir eşik olduğunu ifade etmek gerekiyor. Neden burası önemli bir eşiktir? 7.20 atağını yaşadığımız dönemlerden hemen sonra birkaç gün içerisinde 5.70 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşandı. Hatırlarsanız 5.70-5.90 bölgesi önemli bir direnç bölgesiydi. Bunu sürekli olarak sizlere yakın tarihimiz, yakın geçmişimiz itibariyle ifade ediyordum. Ve bu 5.70'e bir gerileme yaşandıktan sonra şurada görmekte olduğunuz 6.20 seviyesi tekrardan geçilmek suretiyle 6.40'lara doğru, pardon, 6.80'lere doğru bir atak yaşandı ve 6.80'lere doğru yaşanan atak sonrasında ise burada görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar
6.20 seviyesine doğru bir geri çekilme ve buranın kırılımı. Ardından tekrardan 5.90 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşandı ama buradan gelen tepki yine 6.20 seviyesinde bir zorlanma ile karşılaştıktan sonra 6.20'den bir kere daha başlayan geri çekilme 5.75-5.90 desteğinin kırılmasına ve 5.10'lara kadar bir geri çekilmeye sebebiyet verdi. O halde geçtiğimiz ayında, 2018 Ağustos ayında yaşadığımız o hızlı hareketli dönemde de 6.20 seviyesinin son derece kritik bir önem arz etmiş olduğunu, o tarihten sonraki fiyat hareketlerinde, sert fiyat hareketlerinde bile 6.20-6.23 bölgesi son derece büyük teknik önem taşımış. O halde değerli arkadaşlar, biz de şu an için 6.23 seviyesini yakından takip etmeliyiz. Şu kırmızı hat olarak, kalın çizgi olarak görmekte olduğunuz bölgemiz itibariyle, bakınız burada bir direnç etkisi yarattığına tanık olmaktayız. Şuradaki kırılımı görmektesiniz. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte net bir şekilde 5.90'lara doğru bir geri çekilme yaşanmış. Bir diğer taraftan ise arkadaşlar 5.88-5.90 bölgemiz önemli bir seviye konumundaydı. Zira bu seviyenin üzerinde kalınmakla biz altı üzerine çıkabilme imkanını yaşayabilmiş olduk. Zira 5.90 seviyesinin ise şu bölgede bir destek özelliği taşıdığını, 5.90'dan tekrar 6.23'e doğru bir atak olduğunu ama ardından bu desteğin kırılması sonrasında 5.50'lerden bir tepki bulunarak tekrardan 5.90 seviyesi test edilirken bu bölgenin yeniden direnç olduğunu gördük. O halde arkadaşlar geçmiş dönemin dirençleri şu anın destekleri konumunda veya geçmiş dönemlerde destek olarak çalışmış olan bölgeleri şu an için teknik analiz kriterleri itibariyle direnç olarak izlemek durumundayız. Aynen 6.23 seviyesini şu 6.20-6.23 bölgesi diyelim daha doğrusu bir direnç olarak an itibariyle izlememiz gerektiği gibi. Gelelim arkadaşlar hassas çizimli grafiğimize. Biliyorsunuz sürekli olarak aynı grafikle sizleri karşılıyorum. Değerli dostlar, dünkü analizde de ifade etmiş olduğum gibi sarı kesik çizgimiz ve kırmızı kesik çizgimiz şu an için en yakın olarak takip etmemiz gereken noktalardı. Bunlar bizim için direnç ve destek seviyelerini belirleyen noktalar konumunda idi. Dün itibariyle arkadaşlar bugüne dair vermiş olduğum pivot seviyesi olarak 6.07'nin üzerinde kalınmak koşuluyla ilk atağın 6.17-6.20 bölgesine doğru olabileceğini, ilk pivot direncinin burası olabileceğini belirtmiştim. Zira 6.19, 6.20 seviyesine bugün itibariyle ulaşıldı. Ve arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz sarı kesik çizgimizin tanımlamış olduğu 6.07 seviyesi bugün için bir destek konumundaydı. Zira bakıyoruz arkadaşlar bugün şu son yeşil barımıza baktığımız zaman bu sarı kesik çizginin aşağısına gelmediğini görüyoruz. Ve kırmızı kesik çizgimiz ise bugünün direnci konumundaydı. 6.12 seviyesi, 6.12.60'lar seviyesi. Zira bu kırmızı çizginin oluşturduğu direnç bölgesinde şu an itibariyle üzerinde bulunuyoruz. O halde sevgili dostlar, takip etmemiz gereken en önemli kritik noktamız birinci nokta olarak arkadaşlar şu kırmızı kesik çizgilerin tanımlamış olduğu ve şu an için 6.12.66 olarak hesaplanmış olan 6.12.50-6.12.60 seviyesini kısa vade destek olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu seviyenin aşağısına gelinmedikçe, üzerinde kalındıkça yeniden bir 6.20-6.23 bölgesine doğru bir atak yaşanabilir pivot verilerimiz itibariyle. Şayet 6.12 seviyesinin aşağısına gelinecek olur ise bu durumda hangi seviyeye kadar geri çekilme olabilir? 6.07.75 veya 6.08 seviyesini yakından takip etmemiz gerekiyor. 6.08'in aşağısında ise psikolojik desteğimiz olarak 6.602 bölgesi olacaktır olası bir geri çekilme durumunda. Sevgili arkadaşlar 6.12'nin üzerinde kalacak olursak yani bu kırmızı kesik çizgilerimizin üzerinde kalacak olur isek bu seviyeyi destek konumuna getirebilir isek hangi noktaya kadar kısa vade adına bir yükseliş imkanımız bulunuyor sorumuzun yanıtı ise az önce ifade ettiğim gibi 6.20-6.23 bölgesi önemli bir direnç konumundadır. Zira 6.23 seviyesi bir başka noktadan daha da karşımıza çıkmakta sevgili dostlar. Aylık pivot seviyemiz itibariyle de 6.23 seviyesinin Mayıs ayı için bir pivot seviyesi özelliğinde olduğunu görüyoruz. Şayet 6.23 aşılır ise 6.38'e kadar
devam edebilecek bir yükseliş olasılığı Mayıs ayı genelindeki pivot sistem verilerine göre hesap edilmiş durumda. Tekrar günlük grafiğe dönecek olur isek değerli dostlar, 6.12 üzerinde kalınması durumunda, 6.20-6.23 bölgesinin aşılması durumunda, şurada görmekte olduğunuz mavi kesik çizgilerimizin tanımladığı 6.30 seviyesi ve buranın da ötesinde beyaz kesik çizgilerimizin tanımlamış olduğu 6.36 seviyesi ihtimaller arasına, teknik ihtimaller arasına girmiş olacaktır. O halde 6.38 seviyesinde aylık pivot direncimiz bulunuyor, ikinci direncimiz bulunuyor. Burası önemli bir nokta. 6.23 seviyesinde aylık birinci pivot direncimiz bulunuyor. Burası önemli bir nokta ve zaten şurada görmekte olduğumuz trend çizgilerimiz ise 6.30-6.36 bölgesine çok yakından dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu seviyelere hangi koşullar altında ulaşılabiliriz arkadaşlar? Bir kere daha vurgulamam gerekiyor ise 6.12 üzerinde kapanışlar yapmaya devam ettiğimiz müddetçe, 6.12 aşağısına gelmedikçe bu olasılık devam edecektir. Sevgili arkadaşlar, bir kere daha ifade etmek istiyorum ki bugün seçimlerin ardından ilk sıcak gündü. 6.20'ye yönelik bir atak yaşandı. Burası önemli bir direnç olarak etkisini gösterdi. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde ne olacak ne bitecek bunu net olarak bilmek kesinlikle söz konusu değil. Ancak fiyat hareketlerinin yüksek bir dalga boyuyla hareket ettiğini, gelen haber akışları ile ilgili olarak piyasanın anlık reaksiyonlar verdiğini mutlaka ve mutlaka dikkate almak gerekiyor ve bu sebeple 6.06 ve 6.12 seviyelerindeki desteklerin ne ölçüde sağlamlaştığını net olarak takip ettikten sonra ancak yeni bir alım yapmayı düşünüyorsanız, alım yapmak gibi bir düşünceniz var ise karar vermenizde yarar olduğu düşüncesindeyim. Zira bu iki destek seviyesi henüz çok net bir şekilde kesinleşmiş, sağlamlaşmış desteklerdir olarak yorumlayabilmek mümkün değildir. Saatler itibariyle veya bir iki gün itibariyle bu desteklerin kırılıp kırılmadığını izleyip bundan net olarak emin olduktan sonra hareket etmek biraz daha garantili, temkinli adımlar atmak adına önem taşıyor. Ve yine 6.20-6.23 direnç bölgesine ise özellikle dikkat edilmeli. Bu direnç aşılabiliyor mu, aşılamıyor mu? Yoksa bu direnç bölgesinden bugün olduğu gibi yine satışlar mı geliyor şeklinde bir süre izlemede kalınmasının yararı olduğu düşüncesindeyim. Evet biliyorum diyeceksiniz ki ya kaçırırsam ya bir anda 6.5'lar 7'ler olursa. Arkadaşlar piyasadır bu. Her an her şey olabilir. Piyasalarda hiçbir şey asla olmaz şeklinde yorumlanamaz. Bunu çok net bir şekilde ifade etmek lazım. Ama sizin için önemli olan, fırsat kaçırmaktan daha önemli olan konu hatalı işlem yapmamanız, attığınız adımdan sonra pişmanlık duymamanızdır. Bu nedenle varsın 3-5 kademe yukarıdan alım yapın ama daha emin olduktan sonra alım yapın veya satış yapacaksanız yine aynı şeyi ifade ediyorum. Satış yapmayı düşünüyorsanız da emin olduğunuz bir anda, yani artık piyasanın yükselmeyeceğine kanaat getirdiğiniz belli bir izleme süreci sonrasında bu kararınızı bir şekilde uygulamaya geçiriniz. Anlık bir şekilde karar vermeyiniz veyahut da sürü psikolojisiyle hareket etmeyiniz, temkinli olmaya devam ediniz diyorum. Arkadaşlar Viyop verilerine bakacak. Bu arada yarın için pivot verilerimiz arkadaşlar piyasanın kapanışının bu rakamlar dahilinde olduğunu dikkate alalım. 6.14 seviyesi şu an için pivot seviyemiz konumunda. 6.14 seviyesinin üzerinde kalındıkça ki şu anda 6.15-70'ler civarında piyasada işlemler, uluslararası piyasalarda işlemler geçiyor. Ve bu seviyenin üzerindeyiz. 6.14-70 üzerinde kalındıkça 6.21-80 seviyesi, 6.21'ler civarı ki bizim 6.20-6.23 direnç bölgemize denk gelen bir nokta. Yarın için birinci pivot direncimiz konumunda. İkinci pivot direncimiz 6.23 bölgesi aşılır ise ilk etapta 6.27 sonrasında ise 6.34'ler civarı olarak karşımızda çıkıyor. Gece 24'ten sonra piyasaların günlük grafiksel verileri tamamlandıktan sonra ben @halukcanberk Twitter adresimden size tablo olarak daha milimetrik rakamları vermiş olacağım. Şu anki canlı piyasa verileri itibariyle pivot seviyelerini söylüyorum. Ufak değişimler olacaktır. Eğer kapanış seviyesinde önemli bir farklılaşma olmaz ise.
Arkadaşlar Viyop konusundan bir de mevzuya bakalım isterseniz. Viyop Mayıs vadedeki durum neymiş? Onu da size ifade edeyim. Viyop Mayıs vade itibariyle değerli arkadaşlar 6.21.75 seviyesi yarın için pivot seviyemiz konumunda. 6.24.36 ile kapanış gerçekleşti. Pivot seviyesinin oldukça üzerinde. Yarın arkadaşlar 6.32.52. Buranın aşılması durumunda 6.38 ve burada aşılır ve destek haline getirilir ise bu kez 6.48-49 seviyelerini pivot verileri olarak takip etmemiz gerekiyor. 6.16 ve 6.05 seviyeleri ise destek olarak takip edilmesi gereken, pivot destekleri olarak takip edilmesi gereken seviyelerdi. Arkadaşlar biraz önceki genel dolar-tl grafiğimde destek verilerinden bahsetmedim. Gördüğünüz gibi 6.10 seviyesi ilk önemli destek olarak karşımıza çıkmış durumda. Ancak şuradaki 6.12 desteğimizi de yakından izlememiz gerekiyor. 6.10 bölgesinin kırılması durumunda ise, o desteğin kırılması durumunda ise şuradaki 6.08 desteğimiz öncelikli olarak ve ardından da 6.02 seviyesi dikkate alınması gereken destekler konumunda imiş. Evet, Viyop konusuna tekrar dönüyorum değerli dostlar. Bugün için önemli sorulardan bir tanesi de acaba Merkez Bankası dolar TL'nin böylesine hareketli olduğu bir günde ne yapmış olabilir sorusuydu. Merkez Bankası arkadaşlar bugün itibariyle Mayıs vadeli kontratlarda 40.830 adet 6.23 seviyesi, 6.23.90 olması gerek diye hatırlıyorum. Evet, 6.23.90'lar civarından veya bu maliyet ortalamasıyla 41.000 kontrat civarında short pozisyon açmış durumda. Merkez Bankası Mayıs vadede daha önceki günler itibariyle herhangi bir pozisyon taşımıyordu. Ancak son günlerde, geçtiğimiz haftanın son iki günü ve bu hafta itibariyle short pozisyonlar açmaya başladı Mayıs vadede. Mayıs vadede Merkez Bankası'nın toplam 159.000 kontrat civarında 6.11 maliyette short pozisyonu bulunuyor. Haziran vadede bugün herhangi bir işlem yapmamış. Sadece Mayıs vadeye ağırlık vermiş. Son günlerde Mayıs vade üzerinde yoğunlaşmış durumda ve 160.000 kontrat civarında short pozisyonu bulunuyor ve geçtiğimiz hafta Perşembe, Cuma ve bu haftanın tüm günlerinde short pozisyonlar açmaya devam etmiştir diyelim ve Merkez Bankası'nın işlemlerini izlemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, dolar TL ve Viyop dolar konusunda söyleyebileceklerim şu an için bunlardan ibaret diyorum. Şimdilik hoşça kalınız, iyi akşamlar, saygılar, selamlar.